Mesela şimdi koloroskopiye geçtiğimizde bu çok güzel renkli flarlarımız var. Bunların böyle olmasının tabii ki bir sebebi var. Çünkü bu yıl çok fuşya ve turuncu birlikte kullanılan moda bakın, şu geçiş arasında hangi renkte kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz turuncuda? Tabii ki turuncuda. Bu tarafta. Aslında ikisinde de hissettim yani. Hani ikisinin rengin iki renk buluşması var ama turuncu bana daha sıcak. Peki bakın moral geldiğiniz zaman. Şimdi evet. Neyi ölçüyoruz hocam? Şimdi aslında hani yüz şekilleri aslında hani klasik 5, 6, 7, 8'e kadar gidebiliyor. Ama hiçbir yüz birbirinin aynısı simetri değildir. Zaten peşimesi de birbirinden dolayı. Aslında burada şuna bakıyoruz. Bizim yüz ifadelerimiz tam bir V şeklinde yukarı doğru mu gidiyor? Yoksa köşeli mi geliyor? Yoksa açılarınız nedir? Oval dediğimiz bir kemik yapısına sahipsiniz. Ovalleşiyor burada. Ama çok hafif bakın burada gördüğünüz gibi çok hafif şöyle bir sivrileşiyor. Ama çok hafif böyle bir geçiş var. Çok orantılı. Ve alın bölgenize baktığımız zaman aslında saçınızı böyle düşürebilirsiniz. Ve geriye attığınızda bugün saçınıza nasıl şekil vermek istiyorsanız bunu yapacaksınız. Ve ben bunu hiç ellemeden sizin zaten stilinizin son dokunuşunu yapacağız. Şimdi lütfen saçınızı böyle bir biraz başınızı öne doğru karıştırırsanız. Evet, şimdi geri yatalım lütfen. Şimdi normal şekil vereyim. Şimdi bu saç modelinizde size biraz sonra saçınızı yıkayacağız ve daha başka bir styling teklif edeceğim. Çünkü bu styling bir artık kesim kelimesini kullanmıyoruz zaten. Saçınızın formunu değiştirebiliriz diyoruz. İkincisi koyu renkler hacmi daraltır, açık renkler hacmi genişletir. Buralarınızda bir ışıltı var zaten. Buranızda da biraz aslında yoğunluk görmek isterseniz çok hafif orada da bir trans bir geçiş yapabiliriz. Bir yansıma, bir ışıltı. Ama bu hacminden daha çok mutlu olmanız için biz size daha geçici bir şey yapabiliriz. Mesela diplerine bir iki tane tabii ki perma çok eskiden trendti ama şimdi değil. Sadece diplerini birkaç tane bu gibi sarabiliriz ve şuranızı birazcık daha hacim sağlayabiliriz. Ya da daha geçici olan bir şey styling bir ürünle bunun geçiciliğini sağlayabiliriz. Anlattığım gibi her şey bu tekniklerden ibaret. Önemli olan sizin saçınıza nasıl dokunduğunuz, aslında ne renkleri sevmediğiniz, nasıl takılar taktınız. Bunların hepsini ufak bir etüdünü yaptık. Hani zaten peki, siz bunu her şeyi bize anlatmış oldunuz. O zaman şimdi saç yıkama setine evet, geçiyoruz. Çünkü saç yıkama da benim çok önemsediğim bir nokta. Saçımızı yıkamayı bilmediğimizi söyleyen birçok arkadaşımız var. Bizim tabirimizde çamaşır çitiler gibi yıkanmayacak evet, saçlar. Evet ve saçı yıkarken bile yıpratabileceğimiz evet, söyleniyor. Çok sıcak suyla yıkamayacağız. Bakalım saçı nasıl yıkayacağız? Şimdi saç yıkarken Serkan bize onları anlatsın. Biz şöyle gidiyoruz.